Umarım iyisinizdir. Şimdi öncelikle bu antinatalizm nedir bilmeyenler için çok kısa bir açıklama yapayım ben. Üreme karşıtı demek. Bundan birkaç sene önce Murat Bayar'la bir video yapmıştık. Biz bazı insanlar neden çocuk yapmak istemez diye. Şurada görürsünüz. Şimdi ben orada niye çocuk yapmadığımdan, niye istemediğimden falan bahsettim. Bunları açıklamayacağım tabii. Bu şimdi burada antinatalizm diye bahsediyoruz ya, üreme karşıtı. Bir neydi? Uygarlık yoluydu galiba. Bir arkadaş antinatalist bir yorum yapmış. Sen koşullu antinatalist olabilirsin diye, bir araştır diye. Ben de baktım. Hatta bazı konuşmalarını falan da dinledim. Şöyle bir şey var, durum var. Ben açıkçası kendimin üremesine karşıyım. Aslında tam olarak kendimin üremesine de karşı değilim. Sadece bu tamamen üreme karşıtı olduğumla alakalı değil, benim böyle bir hayatımın olması. Şeyle ilgili, benim bencilliğimle ilgili. Ya ben niye üreme karşıtı olayım? Ki bana çok saçma geliyor bu fikir. Onu açıklayacağım zaten. Şimdi bir insan çocuk yaptığı zaman, hani Allah rızkını verir diyorlar ya, vermez. Öyle bir şey yok yani, onu unutun. Yani hiçbir çaba göstermeyeceksiniz. Bu üreme karşıtlarının haklı olduğu noktalar var tabii ama çoğunlukla da uçmuşlar açıkçası. Ben kendimi düşündüğüm için, çünkü benim yaşayacak bir tane hayatım var ve ben bunun üzerine kendimi geliştirmekle alakalıyım. Bir çocuk olduğu zaman bütün hayatınızı neredeyse ona adamak zorunda kalabiliyorsunuz ki bu da benim hiç istemediğim bir şey arkadaş. Özellikle de böyle bir dünyaya çocuk getirmek. Ha, şartlar farklı olsaydı belki olabilirdi, yani tamamen karşı da değilim. Antinatalistler her şeyin üremesine karşı, bu dünya olmasın diyorlar. Bu bana göre acayip saçma bir fikir. Yani bu dünya var, olmasın diye bir şey yok. Yani hayattayız ve böyle bir dünya var. Bunlar mesela hayvanların, sokak hayvanların uyutulmasını falan düşünüyorlar. Hatta çocuklara devlet baksın diyor ki, orada şunu gördüm ben anladığım kadarıyla, hükümetin ne olduğunu, devletin ne olduğunu, eğitim sisteminin ne olduğunu hiç bilmiyor. Yani hükümet zaten, yani devlet zaten bir eğitim veriyor da, bir de bunu tam böyle komünizmdeki gibi yaparsan o zaman işler hepten boka saracak demektir. Yani zaten eğitim sistemini yozlaştırdılar. Bunu daha önceki videolarda çeşitli şekillerde bahsetmişimdir yer yer. İşte bu kısaca 68 kuşağı mesela iyi eğitim aldığı için bir sürü devrimler oldu. Daha sonradan bunu bir yozlaştıralım dediler. Çünkü yeni dünya düzeninden bahsediyoruz ya, tek devlet olacak her şey. Siz böyle mesela diyor ki köpekleri uyutalım. Bunlar insanlara zarar veriyor. Hayır arkadaş, köpekler ve kediler olmasaydı insanlık zaten var olamazdı. Ama zaten antinatalistlerin dediği de insanlık var olmasın. Bu kabul edilemez bir şey. Zaten geçerliliği de olmayan bir şey. İnsanlık var. Şimdi bütün bu insanlık hakikaten çok kötüye gitti. Bunun farkındayız hepimiz. Ama buradaki kötüye gidiş aslında tam olarak insanların suçu da değil. Çünkü her yönden o kadar ağır bir saldırı altındaki insanlık. Ben birçok videoda bahsetmişimdir bu yeni dünya düzeniyle alakalı. Çok daha detaylı anlatanlar var tabii ama ben zaten çok fazla girmek istemediğim için o konuya. Ben genelde sağlıkla, sporla alakalı şeyler anlatıyorum. İlişkilerle alakalı şeyler anlatıyorum. Kadın ve erkeğin doğasını anlamak lazım burada. Yani bunu anlamadığınız zaman tabii zaten üreme karşıtı olursunuz. Ve bu insanı nihilizme de sürükler. Şimdi bugün hayvanın uyutulmasını isteyen, öldürülmesini isteyen yarın insanın da ister. Ki bu da tam da küreselcilere hizmet edecek bir durumdur. Ki zaten bugün elitler dediğimiz
Onlar kendilerini elit diyor. Sadece şu anda tam böyle şeytanın istediği şeyi yapmış olursunuz yani üreme karşıtı olmakla. Çünkü onların amacı bütün insanları yok edelim, kendi türümüzü yaratalım, radyasyon kaplı bir dünya olsun, kalan insanlar varsa onları da iyice köleleştirelim, kümes hayvanı gibi kullanalım ki zaten birçoğu şu anda öyle ama bunlar kabul edilebilir şeyler değil. O zaman şeytana hizmet etmiş oluyorsunuz tabii. Tabii bu arada bu inanç meselesi. Yani şimdi nereden bakarsanız farklı şeyler görürsünüz. Eğer inançlı biriyseniz doğanın işine karışmazsanız zaten. Doğaya müdahale etmek ne demek? Her şey yanlış bile gidiyor olsa insanlık dünya her zaman şöyle bir grafik izler. Yani inişli çıkışlı şekilde devam eder. İnsanlık hep böyle bir laf vardır. Güçlü insanlar, şimdi zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlar kolay zamanlar yaratır. Kolay zamanlar zayıf insanlar yaratır. Zayıf insanlar da zor zamanlar yaratır. Bu böyle devam edip gidiyor. Hiçbir zaman hiçbir şey sürekli olarak hep kötüye ya da hep iyiye gitmez. Bu insanın umudunu tamamen kaybetmesiyle alakalıdır ki en son ölen de umuttur zaten. Dolayısıyla bugün böyle oluyor diye sürekli böyle olacak anlamına gelmiyor bu iş. Ha, biz görürüz görmeyiz o benim umurumda değil de elimizde olan tek şey var, o da hayat. Sen bu hayatı olumlu yönde kullanıp kendini geliştireceğine her şey yok olsun diyorsun. O çok olacak bir şey değil. Yani öyle bir fikir olarak kalır. Ama bu fikre devam ettin mi zaten bu küreselcilerin istediğini yapmış oluyorsun. Yani şeytana uymuş oluyorsun. Ki ona şeytana uymak değil. Şeytanın kölesi olmuş oluyorsun. Bakış açılarınız. Mesela spiritüel açıdan bakarsanız eğer inanın ya da inanmayın ama böyle bir şey var. İnsan dünyaya gelmeden önce bir sözleşme imzalar. Tekamül yönünde gelişmek için, sürekli yükselmek için. Tabii bu sözleşmeyi hatırlamaz. Ama zaten hatırlamaması gerekiyor. Eğer hatırlarsa kopya çekmiş olur. Ve daha önceki mesela reenkarnasyon diye bir şey var. Reenkarnasyonda bazıları bazı şeyleri hatırlıyor ama bizler mesela 20 yaşında intihar eden insanlar var. Hatta çok genç yaşta intihar eden insanlar var. Bunlar nihilizme sürükleniyor. Bu insan 20 senelik ömrü bile kaldıramazken siz daha önceden yaşadığınız travmaların hepsini diğer ömürleri hatırlarsanız eğer nasıl mahvolacağınızı bir düşünün. Tabii bu tekrar dünyaya gelme, tekamül yolunda ilerleme, sözleşme, imzalama bunların hepsi birer teori. Ama benim düşüncem şudur, ben öyle çok dindar biri değilim. Fakat bana göre her şey mümkündür. Bu dünyada insanın düşündüğü, hayal ettiği her şey gerçektir. Bugün siz görmeseniz bile gerçekleşecek demektir. Zaman yolculuğu mesela bana göre var. Çünkü ben konuşulan her şeyin gerçek olduğuna inanıyorum. Zaten her şey var. Bizler onun üzerinde ilerliyoruz ya da bazı şeyleri keşfediyoruz. Dolayısıyla o yalan, bu yalan, bu yanlış diye bir şey yok. Yanlışı doğrusu da yok bu işin. Yani bu böyle dünya gelmiş gider. Öte yandan ateist bir bakış açısıyla bakarsanız antinatalizmi haklı çıkartabilirsiniz tabii ki. Ama hayat her zaman var ve var olacak. Sadece değişiyor zaman zaman. Şimdi iblise hizmet etmektense ben insanlığımı kabul edip bu yolda ilerlemeyi tercih ederim. Yani evet üremek istemem ama bu benim üreme karşıtı olduğum için değil. Ben kendi ürememe karşıyım yani demin dediğim gibi. Niye bir çocukla uğraşayım ya ben özellikle de bu dönemde. Yani
O kadar abuk sabuk şeyler olurken bakın Netflix dizilerine dikkat edin. Defalarca söyledim. İçinde homoseksüellik barındırmayan çocuklara cinsiyet değiştirmeyi her şeyi böyle dibine kadar dayatan o kadar çok çizgi film var, dizi film var. Bunlardan olmayan dizi film neredeyse yok yani. Neredeyse değil, yok. Bir tane görmüştüm, onun da videosunu yaptım zaten. Neydi o? Don't hang up the phone olması lazım. Neyse bakarsınız, ben şuraya da koyarım. Bu üreme karşıtları, ben bunların birkaç konuşmasını dinledim. Yani akla mantığa sığmayacak şeyler düşünüyorlar. Yani biz bir de sadece mantıkla hareket eden canlılar değiliz. Aslında rasyonel falan da düşünemeyiz insan olarak. Bizim hareketlerimiz birçoğu irrasyoneldir. Kimileri bu eğitim sisteminden kaynaklanıyor. Kimisi sol beyin yarımküreyi kullanır ki ona yönlendiriliyor herkes. Rasyonel mantıklı düşünelim diye. Ama öyle olmuyor işte. Çünkü her şey hormonlarla ilgilidir. Yani aşk dediğiniz şey var mı yok mu? Tamamen hormonlarla ilgili. Yani bu gelip geçici. Düşünün yani bir kadınla evleniyorsunuz. Evlenene kadar o kadın melek değil mi? Peki sonra ne oluyor? Bir bakıyorsunuz iblis çıkmış. Sonra kavga dövüş ayrılıyorsunuz. Hani ne oldu? Aşk vardı. Öyle değilmiş demek ki hiçbir şey. Yani bakış açılarımız, hayata bakış açılarımız, hareketlerimiz hep duygusal. Bu duyguları ne kadar kontrol edebilirseniz o kadar rasyonel davranırsınız. Yani bir şeyi yapmadan önce tabii bu zor bir iş yani iradeyi kullanmak. Yani ben mesela tatlı sevmeyen insan yok gibi bir şeydir. Vardır. Bazılarını tanıdım. Onlar işte tatlı yemedikleri için biraz daha sağlıklılar. Burada bir zorluk yok bakın. Çünkü zaten sevmiyor, onun için mesele değil. Ama ben mesela tatlı seven bir adamım. Buna rağmen yemiyorum. Yani buna rağmen, yani yemeği çok sevmeme rağmen günde bir öğün yiyorum. Orada irade devreye girer. İradeyi kullanabilmek içinse disiplin gerekir. Her şeyi sevmek zorunda değilsiniz bir şey yapabilmek için. Yani erkek dediğin yapmayı sevmediği şeyi yapar. Ki bu sayede gelişir insan. Bizler karşımıza çıkan zorluklar dolayısıyla gelişiyoruz. Mesela bazı insanlar ki birçok insan aslında konfor alanından çıkmak istemez. Konfor alanı nedir? Yani rahat olayım ben sürekli. Hep rahat olursan, her gün pasta börek yersen, televizyonun karşısında oturur, cips yer, bira içersen, oyun oynarsan, bu sizin konfor alanınız işte. Ama öte yandan sabahın köründe kalkıp, gerçi ben sabah spor yapmanızı önermem. Çünkü en uygun zaman öğleden sonra 3 ile 5, 6, 7 arasıdır. Ne zaman uygunsa tabii. Kalkıp spor yapıyorsunuz sabahın köründe. Bunu adam sevdiği için mi yapıyor? Ya ben sevdiğim için mi yapıyorum birçok şeyi? Hayır. Bunu motivasyon videosunda anlatmıştım. Burada üremeye karşı olamazsınız. Bunun imkanı, ihtimali yok. Dolayısıyla insanlara da bu fikirleri aşılamak, bazılarını kandırmanız mümkün çünkü onlar umutsuz bakıyorlar hayata. Yani hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey iyiye gitmeyecek. Sistem böyle ama burada insanın başına gelen kötü şeylerden dolayı kendini geliştirmesi gerekiyor. Yani bu yüzden ama başınıza kötü bir şey geldi, hiçbir şey anlamadınız, aynı şeyin daha ağırını tekrardan yaşıyorsunuz. Ölene kadar. Eğer anlamazsanız ve yolu değiştirmezseniz ölene kadar bu böyle devam ediyor. Ama bir başkası var. Bu bir de ağırlıkla alakalı. Yani güç algıyla ve güçle alakalıdır. Mesela ben şimdi bir bardak suyun içerisine bir damla mürekkep damlatsam o suyun rengi ne kadar değişir ve suyun yüzde kaçı mürekkep olur? Aynı damlayı denize damlatırsam denizin yüzde ya da milyonda milyarda kaçı mürekkep olur? Burada bakın
herkesin başına kötü şeyler geliyor. Bu biraz algı ve dayanıkla ilgili. Yani bu dayanıklılık algı, mesela ben diyelim 150 kilo ile göğüs basıyorum, bir başkası 10 kilonun altında eziliyor. Aynı zorluk bana geldiğinde hiç umursamıyorum. Ufkunuz ne kadar geniş olursa, hayata ne kadar umut dolu diyeyim ben ona. Beni hep böyle birçok konuda karamsar görürler ama aslında benim karamsarlıkla bir alakam yok. Yani ben gerçekçi bakıyorum. Olan tehlikeyi görüp söylüyorum insanlara. Sizi öldürecekler diyorum. Yani uyanmazsanız geberip gideceksiniz. Geçen yaptığım videoda anlatmıştım onu. Biyopsi. Gerçi onu üyelere özel yaptım ama üye olun, izleyin yani. Bu üreme karşıtı olmak benim şimdiye kadar gördüğüm en saçma fikirlerden bir tanesi. Şey vardı, yine Murat Bayar'la konuşurken bir yerde anlattığım bir din vardı. Maniizm. Hiçbir şey. Şimdi maniizm şunu iddia eder. Saf iyi vardır, saf kötü vardır. Ve iyinin kötüyü yenmesi gerekir. Böyle baktığınız zaman savaş çıkıyor işte. Çünkü dünyada hiçbir şey saf iyi ya da saf kötü değildir. Böyle bir şey mümkün değil. Gri renkler vardır ve insanın içinde her şey vardır. Orada sizin seçiminiz önemli. Yani özgür irade diye bir şey yok bana göre. Özgür seçim var sadece. O yüzden karşınıza çıkan seçeneklere bakarken çok daha dikkatli olmalısınız. Mesela ben bunu seçiyorum dedin, öbürü kötü dedin. Halbuki belki ikisi de kötü. Ya da 10 tane seçenek sundular, 10'u da kötü. Bunu bilmiyorsun. Ya da hepsi iyi, bir tanesi kötü. Gidip bunlar yaramaz ya. Bu bilim adamları bunları kabul etmiyor. Modern tıp bunu kabul etmiyor. Ben bunu seçeceğim diyebilirsiniz. Yine hataya düşersiniz. Bilgi şart. Ama sezgi önemli. Sezgilerinizi geliştirmeniz lazım. Tabii bazı insanlar daha çok sağ beyin ama birçok insan sol beyin de düşünür, mantıklı düşündüğünü zanneder ki mantık değildir o. Çünkü zihnimiz biz değiliz. Zihnimiz bize kültürün, toplumun, işte din, iman, aklınıza ne gelirse bunların dayattığı bir çeşit hafızadır. Biz mantıklı düşündüğümüzü zannederken aslında demin dediğim gibi tamamen mantığın dışında düşünüyoruz. Yani mantıklı düşündüklerini zannedenler de yanılıyorlar. Kesin doğru, kesin yanlış diye bir şey yok. Burada insanın dikkatli olması gerekiyor. Bunun için de tabii ki çalışması ve zorlanması gerekiyor. Ama hayat beni zorluyor. Lan hayatın bir suçu yok. Sen kendi kendini inşa edeceksin. Aynı zorluğa bir başkası çok rahat dayanabilirken sen ağlayıp zırlayıp şikayet etmekle uğraşıyorsun. Bir de ben bunları genelde kendime de anlatıyorum. Çünkü bu hatalara ben de defalarca düşmüşümdür. Yani insan bu düşer kalkar. Ama farkına varmak lazım. Aynı şeyleri defalarca yaşayıp farkına varmadığın zaman işte hak ettiğini buluyorsun. Yani üreme, her şey yok olsun. Yani ne kalacak, dünyayı da yok edelim. Şimdi bu insanların eline güç geçse hakikaten bir düğmeye basıp dünyayı yok edebilirler demek ki. Bir de sonrasını öncesini bilmiyorsun. Yani öldüğün zaman her şeyin biteceğine o kadar eminsin ki orada bitiyor, rahatladım diye düşünüyorsun. Nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum mesela. Bakın ben biliyorum demiyorum. Ben bilmiyorum. Emin değilim. Bilmiyorum. Çünkü bize dayatılan bilgilerin tamamı ikinci eldir. Çok az şeyi bizler deneyimleyebiliriz. Ve deneyimlediğimizden emin oluruz. Ama bu sizin deneyiminizdir. Bir başkası aynı şeyi deneyimlese farklı bir şey anlayacaktır. Mesela bakın ya, ben düz dünyacı değilim ama dünyanın yuvarlak olduğundan nasıl bu kadar eminsiniz? Çıkıp gördünüz mü? Yukarıya baktınız mı? Bakmadınız değil mi? Sadece size öyle dediler. Hep ikinci eldir bunlar. Bir deney yapmışlar mesela. Böyle bir topluluğa fermuarın nasıl çalıştığını, yani sistemini soruyorlar. Onun nasıl işlediğini soruyorlar ki üzerinde fermuar olmayan insan herhalde yoktur.
Ne oluyor? Herkes aslında kafasındaki bilgileri, kendi bilgileri zanneder. Hiç kimse doğru düz cevap veremiyor. Bana sorsalar söylerdim aslında. Çok basit çünkü fermuarın çalışma sistemi. Bizler başkalarının bilgilerini kendi bilgilerimiz zannediyoruz. Mesela bir tüccar gidiyor, gıda üreticisi bir araştırma yaptırıyor bilim insanlarına ve bunun altına kocaman profesörler imza atıyor, hatta mahkemede yemin ediyor. İşte bu sağlığa yararlıdır diye. Halbuki tam tersi. Çünkü parayı o araştırmayı yaptıran gıda firması ödüyor. Hiçbir ticari işletme kendi aleyhine olacak bilgileri piyasaya sunmaz. Bunun tam tersini yapar. Bilgileri manipüle eder. Siz de zannediyorsunuz ki bakın bilim adamları böyle dedi. Lan bilim diye bir şey yok ya. Bilim var ama senin kötülüğün için kullanıyor. Bunu bir anlaman lazım. Mesela şu teknoloji dediğimiz şey, elimizdeki telefonlar tamamen şeytan işi. Çünkü teknoloji dediğiniz şey felsefesiz bilim. Bunun gibi ben size birçok şey sayarım. Kendinizi bir düşünün bakalım. Hangi bilgiyi tecrübe ettim ben? Hangisinden eminim? Hepsi sana bir başkasına söylediği şey. Bilim adamları araştırma yapıyorlar. Hayatım tıbbi makale okumakla geçti arkadaş. Yani doktorların, diyetisyenlerin söylediği neredeyse her şeyin tamamen tam tersini gördüm ben. Üstelik deniyorum da. Mesela günde 10 litre su içersen zehirlenir misin diye bir video yaptım. Ölür müyüm? Yani bakın su zehirlenmesi diye bir şey uydurmuşlar. Bakın uyduruk bilgiler bunlar. Bilim adamları yapıyor ama bunu. Ya orada dikkatli olmanız lazım. Sen öldükten sonra hayat yok ne güzel ölürüm. Ben emin değilim ya. Bilmiyorum yani. Ama emin olduğum bazı şeyler var tabii. Yani şimdi bilinç denen bir şey var. Bilinç şey değildir. Zihin değildir. Yanı sıra zihin ve beden fazlasıyla iç içe geçmiş durumdadır. Bu durum hani hastalıkları mesela doktorlar şu psikolojik, bu patolojik diye ayırırlar ya, bu tamamen saçmalıktan ibaret. Çünkü bütün hastalıklar, ki ben onlara hastalık da demiyorum, o bir gıda zehirlenmesidir. Neredeyse %99'u zehirlenmedir bunların. Bu olay, bu durum yani nasıl ortaya çıkıyor? Mesela moraliniz bozulunca hasta olursunuz. Ya da hasta olduğunuzda moraliniz bozulur. Geçenlerde benim kedim öldü, cici. Hemen ertesinde benim belim tutuldu. Bir hafta boyunca iki büklüm dolaştım. Yani belimin tutulmasının sebebi ağır bir şey kaldırmam değil ki, çok ağır kilolarla da çalıştığım oluyor benim. O zaman olmuyor mesela. Ama üzüntü insanı bozar. Yani bütün hastalıklar psikosomatiktir. Ne yapacaksın? Ameliyat edip orayı yaracaksın. Mikrobu bütün vücuda yayacaksın. Ondan sonra metastaz oldu. Kemoterapi uygulayalım diyeceksin. Bu işin sonu yok yani. Ben bu hikayeyi yıllardır birçok insanda tecrübe ettim. Tecrübe edebileceğiniz şeylerden emin olabilirsiniz ancak. Ve dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şu şudur, bu budur diye bir şey yok. Emin olabildiğiniz sadece sizin kendi deneyimlerinizdir. Ama o deneyimleri de herkese bu tam olarak bazı yerlerde uyabilir. Aslında insan vücudu, insan bedeni birçok insanda aynıdır. Mesela ben bir öğün yiyerek çok ağır spor da yapabiliyorum. Binerim bisiklete 100 kilometre yolda giderim. Benim süper güçlerim var diye mi böyle? Hayır. Neden? Çünkü size verilen bilgiler yanlış. Kalori kısıtlaması, kalori nasıl işler, bunların tamamı yalan arkadaş. Bunu diyorum. Bununla ilgili video da yapmıştım. Bunu da şuraya unutmasam koyayım. Dolayısıyla tecrübe etmediğiniz bir bilgiyi bu gerçek diye algılamayın. Hani üreme karşıtı olmak benim kafama hiç yatmadı. Doğaya müdahale edemezsiniz ya. Doğayla savaşamazsınız. Eğer doğa sizi üretecekse üretir, öldürecekse öldürür. İkisine de engel olamazsınız. O yüzden böyle emin olmadığınız, iyi bilmediğiniz şeyler hakkında kesin yargılarda bulunmayın. Yani
bu Hacı Hoca'nın yaptığı gibi işte cennete gideceksin, 100 erkek gücünde olacaksın da memeleri yeni tomurcuklanmış huriler zart zurt böyle saçma sapan hikayeler anlatıyorlar. Herkes o kadar emin ki söylediğinden. Ben bile bazen emin olamıyorum ya. Dün düşündüğümün bugün tam tersini düşünebilirim ki zaten doğrusu da budur. Yani fikirlerinizi değiştirebilmelisiniz. Böyle bağnaz dogmatik düşünceler insanı aşağı doğru çeker. Yani biz elimizdeki tek bir şey var, o da hayat. O hayatı düzgün yaşamaya çalışırsın. Yoksa onu öldürelim, bunu öldürelim de manyakça fikir olur mu arkadaşım? Neyse, bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.